An itibariyle İsviçre sınırı Konstanz Kreuzlingen. Gördüğünüz gibi her iki ülke arasında tampon bölge oluşturulmuş. Neredeyse 5 metreye yakın karşılıklı tel örgüler ve bariyerler konmuş. Vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda buraları piknik yerine çevirmişlerdi. Neredeyse karşılıklı çay kahve ikram ediyorlardı. Ancak bunun önüne geçmek için şimdi bu ikili tel örgü sistemini oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi her iki tarafta oldukça sakin, sessiz görünürde olmamakla beraber her tarafta yine de karşılıklı polis kontrolleri var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar pikniğe çevirmişler. Bir piknik he? Morgan Facebook. Ya genau. İşte göl, Bodensee, yani normal olarak geçiş mümkün değil. Bir özlem oluşmuyor mu? Oluşuyor. Spor etkinlikleri yapılıyor karşılıklı. Demek ki birçok şeyin kıymeti şimdi daha fazla anlaşılıyor. İnşallah bizler için, sınırda oturanlar için daha zor bir durum. Kavuşmak yakın diyoruz. Sınırsız bir dünyaya tekrar dönüş. Tabii ki mümkün oldukça evde oturmak da mümkün. Ancak güzel havanın da etkisiyle bu da pek mümkün gibi gözükmüyor. Suyun karşı yakasına görüyorsunuz. Burası aslında normal olarak yeşil bir sınırdı. Hiçbir engel olmadan karşılıklı geçilebiliyordu. Orada gördüğünüz gibi sınır tabelası gözüküyor. Geçişin yasak olduğu bildiriliyor. Tel örgüler göle kadar uzatılmış. Görüyorsunuz doğanın ve tabiatın kendini ne kadar temizlediğini. İnsan elinin biraz uzaklaştığı anda tabiat ve doğa kendine daha hızlı geliyor. Bu süreç bunu da bize öğretti. Kaybettiklerimizi kazanmanın zamanıdır. Evde oturmak, koronaya inat, evde oturmak, koronaya geçit vermemek, şans vermemek hepimizin kendi elinde. Bu süreçte olabildiğinde daha dikkatli ve hassas
olunması gerektiğini zannediyorum. Herkes kavradı. Her şeyin daha güzel olacağı günlerde, sınırsız bir dünyada inşallah tekrar görüşürüz.